seçimlerine birkaç gün kaldı. İnşallah pazartesi günü hep beraber sandığa gidecek ve millet olarak önümüzdeki 4 yıl ülkemizi yönetecek iktidar ve muhalefeti beraber belirleyeceğiz. Şimdiden seçimlerin ve sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii seçimlerin huzur içerisinde geçmesi son derece önemli. Siyasi partilerin seçim vaatlerini, seçim beyannamesini halka anlatması, adayların kendilerini halka tanıtması, meramını anlatması son derece önemli. Ancak bunun güven içinde olması, özgürce olması, her türlü korku, baskı ve tehditten öte olması bu daha da önemlidir. Maalesef bugün her gün inadına barış, inadına demokrasi, inadına özgürlük diyen bir parti ve onun mensupları kendileri dışında seçim çevrelerinde propaganda yapan siyasi partilere yönelik haksız ve hukuksuz bir takım davranışlar ve söylemler içerisine girmektedir. Pek çok yerde Doğu ve Güneydoğu'muzun bazı illerinde HDP'liler tarafından AK Parti'nin seçim binalarının, il binaları, seçim büroları, adayları, araçları, propaganda yapanlarına dönük maalesef hukuk dışı ve haksız eylemler yapılmıştır. En son bildiğiniz gibi Muğla'da da broşür dağıtan hanımefendilere karşı büyük bir hukuksuzluk yapılmıştır. Kadına karşı duyarlı olan herkesin bu olay karşısında tavır koyması gerekirken maalesef kimse ağzını açıp konuşmamıştır. Şimdi dün de değerli Kırıkkaleliler, dün maalesef müsaidinde AK Parti'nin mahalle temsilcisi, sandık başkanı, aynı zamanda müsaibin Ziraat Odası Başkanı, Medeni Konak, PKK terör örgütü tarafından arabasında kurşunlanarak öldürülmüştür. Bugün de Van'da yine milletvekili adayımız Fatih Çiftçi Beyefendi'nin amcasının çocuğu büyük bir ihtimalle şu anda soruşturma devam ediyor. İlk bulgular onun da PKK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor. Van'da da yine bir AK Partili PKK terör örgütü tarafından öldürülmüştür. Buradan öldürülen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ama Türkiye'de demokrasiye inanan, hukuka inanan, insan haklarına inanan herkesi de bu alçakça saldırılar karşısında duyarlı olmaya, tavır koymaya, barış diyen, özgürlük diyenlerin arkasını yasladıkları terör örgütünün nasıl bir baskı, şiddet, tehdit ve terör ortamı oluşturmaya çalıştığını görmeye herkesi davet ediyorum. Buradan Demirtaş'a da, ona destek olan vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Demokrasi bu mu? HDP dışında başka partiler siyasi propaganda yapmayacak mı? Dertlerini anlatmayacak mı? Vatandaşa seçim beyannamelerini anlatmayacak mı? Onlardan oy istemeyecekler mi? Herkese barış, herkese demokrasi derken HDP dışında, PKK dışında kimseye hayat hakkı tanımayan bu faşist anlayışı lanetliyorum. Bir kez daha kınıyorum ve herkesi bu terör saldırılarına karşı duyarlı olmaya ve teröre karşı tavır takınmaya, terör eylemlerini yapanları lanetlemeye, bunlara sempatiyle bakan, destek olanları da bir kez daha bu vahşi eylemleri düşünmeye ve kanaatlerini gözden geçirmeye davet ediyorum. Buradan şunu da herkesin bilmesinde fayda var. AK Parti Türkiye'nin 81 ilinde, bütün ilçelerinde, bütün beldelerinde siyaset yapmaya devam edecektir. Kim hangi baskıyı, hangi tehdidi, hangi tür terör eylemini yaparsa yapsın, bizi korkutamayacak, yıldıramayacak, baskılayamayacaktır. Biz milletimizin hukukuna, demokrasimize, insan haklarına cesaretle sahip çıkmaya, her şart altında demokrasi, adalet, hukuk demeye devam edeceğiz. Van'da da yapacağız,
Mardin'de de yapacağız, Kırıkkale'de de yapacağız. AK Parti'nin diğer partilerden ayıran en önemli özelliği siyaseti Kırıkkale'de yaptığı gibi Van'da da yapabilmesi, Van'da yaptığı gibi Kırıkkale'de de yapabilmesidir. Keşke bütün siyasi partilerde siyasetini Türkiye'nin bütün illerinde aynı şekilde yapabilseler. Ben buradan bu terör eylemini gerçekleştiren terör örgütünü, maşalarını, onlara yaslandığını ifade eden herkesi şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. AK Parti sandığa gidecek, sandıklara sahip çıkacak ve inanıyorum ki bölgede yaşayan vatandaşlarımızın desteğini her türlü korkutma, baskı, yıldırma, sindirmeye rağmen onların samimi ve gönülden oylarını alarak yoluna devam edecektir. Ben tekrar hayatını kaybeden partililerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu terör saldırısını gerçekleştirenleri de lanetliyorum, kınıyorum. Tabii seçime giderken sandık güvenliği son derece önemli. Terör örgütü bu eylemlerle sandığın başına müşahitlerin, sandık görevlilerinin gelmesini engellemek istiyorsa bunu başaramayacaktır. Vatandaşın sandığa gidip oyunu özgürce kullanmasını engellemek istiyorsa bunu da başaramayacaktır. Sandıkta olacağız. Sandık başkanlarımızla, müşahitlerimizle, AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımızla beraber sandığın başında olacağız. Milletimiz gibi özgürce oyumuzu kullanacağız. Verilen oyu namusumuz bilip oylara sonuna kadar sahip çıkacağız. Teröre inat, teröristlere inat, teröre destek verenlere inat, biz sandığa ve milletimizin oyuna kararlı bir şekilde sonuna kadar cesaretle ve samimiyetle sahip çıkacağız. Ben buradan sandıkta görev yapan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum şimdiden. Ve şunu da bir kez de Kırıkkale'den ifade etmek isterim. Sandık başında hukuka aykırı iş ve işlemler yapmak isteyenler varsa onlar da bilmeli ki biz sandıkların hukuka uygun bir şekilde milletimizin oyuna açık olması, her türlü iş ve işlemlerin anayasa ve yasalara uygun olmasını özellikle takip edeceğiz. Hukukun dışına çıkan, suç işleyen, yasaların onay vermediği iş ve işlemlere karşı da hukuk içinde itirazlarımızı, şikayetlerimizi sonuna kadar yapacağız ve meseleyi yakından bütün boyutlarıyla takip edeceğiz. Özellikle terör örgütünün tehditleri veya başka nedenlerle sandıklarda hukuka aykırı iş ve işlemler yapanlar olursa onlarla ilgili de Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Daha önce 7 Haziran 2015 seçimlerinde 949 sandıkta görev yapanlarla ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Ben bir kez de buradan ifade etmek isterim. Görevini kanuna uygun yapmayan kim olursa olsun onlarınla ilgili hukuka müracaat etmekten, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktan çekinmeyeceğiz. Herkes vazifesini hukuka uygun yapsın. Eğer birisi tehdit ediyorsa, burada kanuna aykırı oy kullanacak izin ver diyorsa, o zaman o sandığın başında oturmasın. Sandığın başında tutanağını tutsun, sandığı alsın, bıraksın gitsin. Ondan sonra terör örgütüne sandığı terk edip, ondan sonra da ben korktum falan filan diye bir şey söylediği zaman yasalar bunu himaye etmez. Eğer tehdit ediliyorsa o zaman ne yapacak? Polise haber verecek. O zaman savcılığa haber verecek. O zaman ilçe seçim kuruluna haber verecek. Orada tehdit edildiğinde, hukuk dışı oy kullandırmak istendiğinde bunlar karşısında tavır alacaklar, tavır koyacaklar. Hukuk dışı iş ve işlemlere alet olmayacaklar. Bunların yapılmasına da izin vermeyecekler. Ben buradan bu tür baskı ve tehdidi yapmak isteyenler karşısında bütün sandık görevlilerini burada hukuka sahip çıkmaya, bu tür tehdit ve baskılar karşısında hukukun gereğini yapmaya davet ediyorum. Lütfen savcılara, lütfen kolluk kuvvetlerine, lütfen ilçe seçim kuruluna, lütfen bunu hukuken burada tedbir alması gereken yetkili ve görevlilere hukuksuzlukları ihbar edelim, onları göreve davet edelim. Ayrıca demin de ifade ettim, bütün bunlara rağmen hukuk dışı iş ve işlemler yapılırsa bunlarla ilgili biz AK Parti olarak
hadiseleri takip edeceğiz. Oralarda hukuksuz, haksız iş ve işlemler olduğu takdirde onlarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız ve bunların yapılan işlemlerin gözden geçirilmesini elbette talep edeceğiz. Bunlarla ilgili daha önce yaptığımız uygulamayı 1 Kasım seçimlerinde de aynen yapacağız. O yüzden kimse korkuyla da olsa, baskıyla da olsa, tehdit de olsa bir suçun işlenmesine göz yummamalı, bir suçun işlenmesine alet olmamalıdır. Ben tekrar seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, teşekkür ederim.